Herkese Tol Gözbek.com'dan merhaba. Bugünlerde koronavirüs nedeniyle havayolu şirketleri çok büyük sıkıntılar içerisinde ama bazen de güzel haberler gelebiliyor. Bu güzel haberlerden biri 21 Ekim'de Türk Hava Yolları'nın yeni bir uçak tipine kavuşacak olması. İlk Airbus A350 Extra Wide Body tipi yolcu uçağı 21 Ekim'de Türk Hava Yolları'nın filosuna katılacak. Bunu 23 Ekim'de yani 2 gün sonra ikinci uçak izleyecek. Öncelikli olarak Türk Hava Yolları'na yeni uçakların emniyetle uçması, bol bol yolcu taşıması ve bol bol para kazandırmasını diliyoruz. Çünkü gerçekten bu koronavirüs günlerinde hava yollarının tekrar toparlanmaya çok ihtiyacı var. Bu videomuzda Airbus'un çift motorlu uzun menzilli yolcu uçağı A350'ye şöyle bir bakacağız. Aynı zamanda da Türk Hava Yolları filosuna geçen yıldan itibaren katılmaya başlamış Boeing 787-9 ile birlikte bir karşılaştıracağız. Özellikleri nedir bunları göreceğiz. Hava yollarının yeni nesil konseptleri içerisinde özellikle de bu bayrak taşıyıcı uzun menzilli hava yolları için konuşuyorum bunu. Ekonomik uçaklar çok önemli. Eskiden 4 motorlu büyük yolcu uçakları revaçtayken işte koronavirüs sonrasında gördük ki A380 hızla emekli olmaya başladı. 747-8'e zaten bir sipariş gelmiyor, hiç sipariş alamıyor ve bu uçakların dönemi kapatılıyor. Bu uçakların dönemi kapanıyor ama çift motorlu, çok daha ekonomik, yeni teknolojilere sahip hafif yolcu uçakları da kendi pazarlarını korumaya çalışıyorlar. Tabii şu an kimse gidip yeni bir sipariş vermiyor ama bu şirketler eldeki siparişleri teslim almalarıyla birlikte bu eski nesil uçakları filolarından çıkartıyor ve daha yeni nesil yolcu uçaklarını filolarına almaya çalışıyorlar. Türk Hava Yolları'nın 21 Ekim'de teslim alacağı ilk Airbus A350'si aslında Mart ayı için teslimat planlanmıştı. Yaklaşık 6 ayı geçkin, 7 aya yakın bir teslimat kayması oldu. Bunun nedeni Mart'ta çok etkin olan koronavirüs ve ne yapılacağının bilinmemesiydi. Bir uçağa teslim alan bir havayolu çok ciddi ödemeler yapmaya başlıyor. Hem imalatçıya veya lease ettiyse yani finansal kiralama yaptıysa finansal kiralama yaptığı şirkete Türk Hava Yolları da haklı olarak bu riske girmedi ve siparişlerini ötelemeye başladı. Ama tabii ki fabrikalar hemen öyle duramıyor. Bugün sipariş kesildi de hemen imalat hattından uçağı çıkartamıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bugüne kadar Airbus 5 adet A350-900 modelini Türk Hava Yolları için imal etti, boyadı. Bu uçaklar dediğim gibi yaklaşık 15 bin kilometre menzilli, çok uzun menzilli uçaklar. Koltuk kapasitesi 32'si business class, 297'si de ekonomi olmak üzere toplam 329 koltuk kapasitesine sahipler. A350'ler özellikle Boeing 777'lerin kullanıldığı hatlarda daha ekonomik bir operasyon imkanı sunacak. Ayrıca menzilleri de 777'lerden biraz daha uzun olduğu için Türk Hava Yolları'nın Avustralya gibi çok uzun mesafeli hatlarda yeni uçuş noktaları açmasını sağlayacak. Halen Türk Hava Yolları'nın Airbus'a verdiği 25'i kesin, 5'i opsiyon, toplam 30 uçaklık sipariş var. Halen görüşmeler TE ve Airbus arasında sürüyor. Belki bir kısmı iptal edilecek bunların, bilemiyoruz ama bu gelecek şu anlık gözüken 30 uçak Türk Hava Yolları filosundaki gençleşmeye de imkan tanıyacak. A350'nin ilk kullanıcısı 2015 yılında Katar Hava Yolları olmuştu. 900 serisi var ve 900'ün 40 koltuk ekstra kapasitesiyle daha uzun gövdeli 1000 modeli de bulunmakta. İki uçak da gayet ekonomik, çok sessiz özellikle yolcular için. Bu arada ben bu uçakla uçtum. Daha önceden şöyle bir bilgi verebilirim size. Normalde yolcu uçaklarının kabin irtifaları 8000 fite eşit. Bu uçakta 6000 fite iniyor. Özellikle uzun yolculuklarda işte cildiniz kurumuyor, kuruluk hissetmiyorsunuz. Daha konforlu bir yolculuk gerçekleştiriyorsunuz ve yolcular tarafından da bu uçak çok sevilen bir yolcu uçağı. İsterseniz videomuzun bu bölümünde Türk Hava Yolları'nın teslim aldığı 787-9 ve A350'leri bir karşılaştıralım. Aralarındaki farklar nelerdir? Bunları birlikte görelim. Önce
Öncelikle Türk Hava Yolları'nın teslim aldığı 787 toplam 300 koltuklu. Bunun 30'u Business Class, 270'i de ekonomi sınıfını oluşturuyor. A350'de ise kapasite 29 koltuk daha fazla. 787 126 bin litre yakıt alırken A350'de bu rakam 138 bin litre. Toplam kalkış ağırlıklarına baktığımız zaman 787 254 tonla havalanıyor. A350 ise 268 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip. 787'nin menzili 13.620 km iken A350'nin menzili ise 15.000 km. En son fiyatlarını da söyleyelim. Liste satış fiyatı 787'nin 292 milyon 500 bin dolar. A350'nin ise 314 milyon 700 bin dolar. Türk Hava Yolları yeni uçağında farklı bir business class tasarımına geçiyor. Bunu yolcularına sunacak. Geçen yıl verilen, teslim alınan 787'deki business pek fazla yolcular açısından beğenilmemişti. Bakalım bu tasarım nasıl olacak? Bizler de bunları merakla bekliyor olacağız. Umarım yeni uçaklar Türk Hava Yolları'na bol bol yolcu getirir, bol bol para kazandırır. Çünkü durum gerçekten kötü. Sadece bu Türk Hava Yolları için değil, tüm sektör için geçerli. Bizlere lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresimize işbirlikleriniz, sorularınız için de bizlere yazabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya yeni videolarla karşınızdayız. Ayrıca detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Thank you.